Ruslanbek'e hücumga ötüşüptü. Ruslanbek prezidentimiz fakat siyasatını kollavadı. Xorazm mı, içki işler, hadı mı, kim mi tapşırığını kovasız? Bu konkurent bop kaldı mı bu sizge? Amir Khan'ı ota onası yığılavadı. Siz hatta bir yakşılık kılamasayız, yamanlık ankimi. Ve familiyiz aytama, şu işçi joyda kabul kılıp, uzun sorup teknikalarını kaytarı versiniz, ben sizi general kılamam. Bulat Babacan'ı Zokir Almatov kaytamandı, geçirim soradı, aparatörünün obarı verdi. Kameyle, vatan koynunu kameyle. Kameyle, odam öldürgeni kameyle. Kameyle, cinayetçini kameyle. Ne maklasıyla? Oziyle, oradan kılamasıyla. Oradan kıyenge halaktı kameyle. Ruslan Racapıp, blogger, jurnalist. Bak kımaya kılama. Prezidentimiz kımaya kıladı. Şu Ruslan Kunzaman Orkali, Ruslan Racapıp tüfeğli prezident mükiyası geçirdi Amir Bekke ve Amir Bekke. O şeyden ona da büyüğünü satsayım, cahını satsayım bu doğruya pülü yetmedi. Prezidentimiz 2 milyon, 2 milyardan açık pülü acırattı. Prezidentin topçuluğu, prezidentin haberi var. Amir Bekke yordan veriyoruz ve Amir Bekke o şeyden 150 de uşa otonala gruppadigilerin hamasını bollardaki doğru darmanımın man bir hakkı işi bacargani prezident kararını bacargani geldim dediler. Koreyle bana kun zamanda ve uşa Ruslan Racapov kanalında ve oğlum Süleyman YouTube kanalında koreyle bunu. Halkı yakşılığı kılamasıyla yordan bir almasıyla halaktan kımayla. Bodir o'sha tergovchi Bodir Abdullayevdan men iltimos qilaman. Delani prekratit qilib bosh vazir Abdulla Oripov ham, senat ham, Bolat Bobojonov ham, ichki ishlar vaziri Zokir Almatov ham hozir shug'ullanyapti bu bilan. Nemetinni blogerni taqiq bosim qilishni to'xtating. Bular prezident miqyosiga chiqdi. Prezidentimiz shu videoni ko'rib Amirbekka o'zini bolasi nabirasidek ko'rib yig'lavorib, sog'liqni saqlash amrlar inoyatga topshiriq berib, mablag' berib Ruslan Racapov, Olim Sulaymonov ve Rossiyadagilar va O'zbekistondagi homila 400 ming dollar yig'ib berib, hozir bir oy agar shu 150 ta oilani bolalari shu dorini olmasa, o'sha vaqti o'tib ketsa, ular o'limga mahkum bo'ladi. O'lim keyin shuncha qilgan mablag', shuncha qilgan yordam foyda bermaydi. Sizlar tushuninglar medikani. Navbatdagi muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularning bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib, undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular tom ma'noda 4-chi hokimiyatga aylanib bormoqda. Açık ve tanqidiy materiallar joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini ve halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik ve so'z erkinligi bu davr talabi, bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik ve ochiqlik söz erkinliği muhitida yaşaş ve işleşke asta sekin organı boryapız. Kıyım böyle yaptı, lekin organı yaptız. Adalatlı jurnalist ve blogerlerinin tanqidi çıkışları, eskice kalıpta işleyatken rahbarlarının faaliyatıdaki hata kamçiliklerini korsatıp, ularını iş üslubunu uzgartırış ve masuliyatını aşırışke macbur kılmakta. Bundan büyüğün har bir davlat organı o'z kundalik faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan yaqin muloqot va hamkorlikning yo'lga qo'yishi zarur va shart. Bu boradagi mavjud qonunchilikning liberallashtirish yo'lida tashlangan dadil qadamlarimizning dalili sifatida kuni kecha jinoyat kodeksining matbuot orqali to'xmat va haqorat qilish kabi moddalari bo'yicha ozodlikdan mahrum qilish shaklidagi jazo choralari bekor qilindi. Kelgusi yilda ham so'z erkinligining ta'minlash, ommaviy axborot vositalari har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritish uchun huquqiy asoslar yanada kuchaytiriladi.
mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichga ko'tarishning dastlabki davrida ommaviy axborot vositalarini keng qo'llab-quvvatlash, ularni himoya qilish, davlat idoralaridagi axborot xizmatlari faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot va kommunikatsiya agentligi tashkil etilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, hammalaring bundan xabardorsizlar. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari sohadagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarish, ularning yanada rivojlantirish, eng asosisi mustaqil faoliyat yuritishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblayman. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.